Spor gündemine hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş oldu. İki İstanbul takımının yarı finaldeki mücadelesini dün akşam A-Spor ekranlarında da izlemiştiniz. Uzatma bölümünde Larin'in attığı golle siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı. Peki bu akşam ne olacak? Bu akşam da Akdeniz'de büyük bir derbiye tanıklık edeceğiz A-Spor'da 20.45'te. Antalya-Alanya. Bakalım Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? Antalya mı, Alanya mı? O kritik mücadele öncesinde de sık sık Antalya'ya bağlantı gerçekleştireceğiz. Spor gündeminin bugün yine çok değerli iki ismi var. Saffet Akbaş, Zeki Uzundurukan. Hoş geldin Saffet abi. Hoş bulduk. Zeki abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ara ara spor gündemine böyle kıymetli misafirleri ağırlıyoruz. Evet. Sen artık ev sahibi sayılırsın Zeki abicim. Eyvallah. Saffet abinin de derin futbol bilgisinden ihtiyacımız var. Özellikle maçlardan sonraki analizleri. Maçlardan önceki. Hatta önceki şunu söyleyeyim. Hiç unutmuyorum. Trabzonspor seri galibiyetlerle giderken bir cümlesi vardı. Trabzonspor iyi oynamıyor dedi. Arkasına da şey ekledi. Fenerbahçe de iyi oynamıyor dedi. Bak nereden nereye geldi. Abi yani abi, haftalar öncesinden söyledi bunu. Ha, takır takır giderken bu takımlar. Siz yine iyi oynamıyor bu takımlar dedi. Ben bir hatırlıyorum. Bir scoreboard programı yapıyoruz Saffet abiyle. Bu anlattım. Belgeli yani yayında var. Yanılmıyorsam Malatya takımı. Yanılmıyorsam Göztepe takımı galiba. Dedi ki bir dakika sonra oyuncu değişikliği yapar. Yayında anlatıyor. Şu çıkarsa bu şekilde olur. Örnek atıyorum tamamen. Sol beke şunu almalı, sağ beke şunu almalı. Analizi yaptı. Gol olur şimdi birazdan dedi. İki dakika sonra gol oldu. Gözlem tabii. Yani, futbolculuk artı gözlem. Gelmek. Tabii. Yani kesinlikle çok farklı. Şans benden yana. Şans arada, değil. Zeki bildiğin Bey, için. Bu arada hocaya da teklifler alıyor söylemese de. Ben zaten sağ başkanlara bazı burada yorumcu teknik direktörler görüyorum. Eski futbolcular görüyorum. Çok önemli bilgiler veriyorlar. Ama öyle bir ezberleri var ki kulüp başkanlarımızın hep belirli isimler etrafında dönüp duruyorlar. Ondan sonra da hep başarısızlar. Saffet abinin kırmızısını İyi. İnşallah veririz. İnşallah yazın. İnşallah yakışır. Öyle bir şey gerçekleşirse ilk bizim haberimiz oluyor. Kesinlikle. Ama unutma abi senden önce bizim haberimiz oluyor. İşin kıymeti orada. o kadar hızlısınız. Öyle değil mi Zeki abi? Güzel tarafı zaten. Doğru. Bir kez daha hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Dün nasıl bir maç izledin Saffet abi? Yarım yamalak izledim. Misafirim parçalı vardı. Parçalı bulutlu izlediniz. Misafirim vardı. Dolayısıyla tam konsantre bir şekilde izleyemedim ama. Keyif aldınız mı? Zaman zaman keyif alıyorsunuz ama her iki takımda da sıkıntılar var. Yani ben Beşiktaş'ı biraz daha iyi bekliyordum mesela. Hafta sonu oynayacağı derbide muhakkak farklı olacak. Ama beni bir Fenerbahçeli olarak umutlandırdı. Öyle mi diyorsunuz? Dünkü görüntü hafta sonu derbisi için bir Fenerbahçeli olarak beni umutlandırdı. Yani favoriniz Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaş'tı. Evet. Fener derbisinde de Beşiktaş'tı ama evet. Bu senaryoda şimdi değişti. Dünkü maça göre konuşuyorum yani. Hafta sonu bambaşka bir film oynanacak. Bambaşka bir resim ortaya çıkacak. Kimse bilmiyor bunu. Ama beni en azından umutlandırdı. Öyle söyleyeyim. Tamamını izleyebildin mi Zeki abi? Tabii, aynen. Bölük bölçük mü izledin? Yok tamamını değil. Nefesini yorumun izledim. Ne abi? Beşiktaş'ı beğendin mi? Saffet Hoca ben çok beğenmedim dedi. İlk yarıda çok beğendim. İlk yarıda Başakşehir'i sağdan sildiler. Zaten atılan gollere baktığında, ataklara baktığında. Ama ikinci yarı bu sefer Başakşehir Beşiktaş'ı adeta sağdan sildi. Ama uzatmalarda Beşiktaş işte Larin farkı. Abubakar'ın attığı bir gol var ki, attığı gol gerçekten olağanüstü bir goldü. İşte Mert'in kurtardığı, Larin'in arkada direkte vurduğu kafa vuruşunda kendisi gol oldu, topu çıkardı. O da müthiş kurtarıştı. Yine Utku'nun, Dembaba'nın bir pozisyonu var, çatala giden pozisyon 90'a. Onu Türkiye'de herhalde ancak Muslera çıkarır. Onu çıkarmayı başardı. Ya, müthiş bir kurtarış, müthiş bir vuruştu. Yani kalecilerin de enteresan kurtarışları vardı. Bu yani... Gole de doyduk. Aslında futbola da doyduk. İlk yarıda Beşiktaş bizi doyurdu. İkinci yarıda Aykut Kocaman'ın da söylediği gibi yani kariyerimin en iyi baskılı futbolunu oynadım ikinci yarıda ama Beşiktaş da olağanüstü bir takım. Hakkını teslim etti Beşiktaş'ın. Ya ben derbiler tabii farklı. Nasıl ki Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesinde herkes Trabzonspor'u favori gösteriyordu.
bambaşka bir sahne çıktı ortaya. Çıktı. Ama burada Beşiktaş artık şampiyonluğa baş koymuş. Fenerbahçe'de de büyük bir stres var. Artık hani orada tamam olmak ya da olmamak maçını geçtiler ama burada Beşiktaş'a karşı kaybederlerse ki Sergen Hoca'nın takımı çok farklı. Artık öyle bir inanmışlık var ki takımda. Bir şekilde problemi çözüyorlar. Darmadağın olur Fenerbahçe kaybederse. Hoca gider bir defa. Dün akşam onu konuşacağız. Çok dün akşam Güven abi aradım. Güven Taner'i. Evet. Bu arada koronavirüs ama toparlıyor. İyi şu anda geçmiş durumu. Güven geçmiş abi. Olsun. Çok geçmiş bugün olsun ya da yarın ikinci testi olacak. Yüksek ihtimal negatif çıkacak. Tam da 2-1 Başakşehir'in bulduğu ikinci gole yakın bir zamanda aradım. Nasıl buldun Beşiktaş'ı diye. Hem bir geçmiş olsun, moral olsun. Aradım Güven abiyi. Aradım, gol oldu. Başakşehir gol attı. Tam da üstüne denk geldi. Dedi ki ya çok basit, hiç basit gol yemezdi Beşiktaş dedi. İnanılmaz basit gol yedi. Basit golün dışında basit pozisyonlar da yedi. Yedi. Fener maçında bu kadar basit pozisyonlar verirse Beşiktaş sıkıntı güzel yaşar dedi. Güzel söyledi. İşte Pelkası'dır, Osayi'sidir, hızlı çabuk adamlara karşı. Mesela Visca fark ettiysen abi çok arkaya atılan toplarda etkili göründü bu maçta. Yanılıyor muyum? Hızlı oyuncular. İlk yarıda yoktu sahada. Yoktu. Peki, Güven abinin söylediklerinin üzerinden çıkarsak, o senaryoda basit gol yiyor, hızlı oynayan takımlara karşı sıkıntı yaşıyor dedi. Dünkü karşılaşmada iki takımı da ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Başakşehir çok kötü bir durumdan, kötü bir senaryodan çıkmaya çalışıyor. Onu toparlamak da kolay değil. İkinci yarı Başakşehir'i biraz toparlanmış gördüm en azından. Çünkü o oyuncuların biraz moral motivasyona ihtiyacı var. Oynadıkları oyunla da buna çok ihtiyaçları var. En azından bunu yakaladı. Oyuncu şunu yakaladı. 2-0'dan 2-2 yapabilir. Bizim gücümüz var. Bunu gösterdi Başakşehir. Onlar adına sevindirici bir olay. Öyle bakmak gerekiyor. Çünkü çökmüş bir Başakşehir'e karşı oynuyor Beşiktaş. Normal mental şey, olarak? Mental olarak çökmüş zaten. Yoksa oyuncu olarak aynı oyuncular. Beşiktaş'a gelince, Beşiktaş hızlı ucumda veya kontrada, bunun ismini ne söylerseniz söyleyin, Oğuzhan, Abubakar kötü yakaladı Başakşehir'i. Karşısında defans oyuncusu olmayan bir oyuncuyu yakaladı ki yaptığı hareket gerçekten klas bir hareket. Her oyuncu onu yapamaz. Bir de Abubakar'ın güzel bir tarafı, oyunculuk tarafı, hem sağ ayağı var hem sol ayağı var. Yani ikisinle de o işi yapabiliyor. Beşiktaş kötü oynadı diyemeyiz. Velev ki dedik ama kötü oynasa da kazanmayı bildi. Belki de büyük takım farkı. Bu ana kadar Beşiktaş gerçekten ligin, ben hep söylüyorum, buradaki bütün programlarımda söylüyorum. Diyorum ki ligin en iyi takımı Alanyaspor. Alanyaspor'un üzerine dört büyüklerin formasını giyin şampiyon olurdu. Net olurdu yani. Seyirci de olacak şekilde. Bu pandemiden dolayı seyirci yok. Onun şeyi de yok, baskısı da yok. Alanya arkasından Beşiktaş geliyor. Bu ligin en iyi oynayan takımları bunlar. Birkaç tane daha takım var. Onlar gücün nispetinde sistemleri var. O sistemler. Trabzon hani belki sistem takımı, Abdullah Hoca Trabzon, Bey orada bir şey yaptı. Bir dokundu. Muhakkak Abdullah Hoca'nın dokunuşu var. Abdullah Hoca'nın geldiği dönemde maçlar 3 günde bir oynanıyor. Dolayısıyla hocalara böyle çok fazla yüklenemiyorum. Ben de yüklenemiyorum. Yani aynı şey Fenerbahçe bütün takımlar için. 3 günde bir maç yaptığınız zaman aralarda taktik çalışamıyorsunuz. Bir şey anlatamıyorsunuz. Bunları hep tahtanın üzerinde çıkıp anlatıyorsunuz. Oyuncuyla videolar üzerinde konuşuyorsunuz. Ya sahaya çıkıp gösteremiyorsunuz. Göstermediğiniz bir şeyi de oyuncudan isteyemezsiniz. Kolay kolay isteyemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşandı. Şimdi Beşiktaş ama Alanya ligin en iyi futbol oynayan takımı. Bak üçüncü takım söylemedin hala. Yok. Yani şöyle, Hatay'ı söyleyebilir belki. Hatayspor. Şöyle söyleyebilirim. Sistemli oynayan takımlar var dedim. Zaten evet, ekledim. İşte Gaziantep bunlardan bir tanesi. Hatay bunlardan bir tanesi. Karagümrük bunlardan bir tanesi.
Bu takımlar daha sistemli oynuyorlar. Yani ne yapacakları, ne edecekleri belli. Çok belli. Ve bunlardan asla taviz vermiyorlar. Bu oyun oynayışlarından ister Fenerbahçe ile oynasın, Galatasaray, Beşiktaş veya X bir takımla oynasın aynı düzeyde oynuyorlar.